neşeler var, mutluluk gözyaşları hiç şüphesiz bunlar. Biz de çok mutluyuz. Saatler süren çalışmanın ardından ekipler birbirine sarılıyor. Umarız ki ilerleyen günlerde, dakikalarda yine enkaz altından biri çıkar. Montunu gösteriyor şu an vali. Ülkünün montu, daha üzerine alacak. Montunu benden teslim alacak diyor şu anda. Çok mutluyuz. Dualarımız, umutumuz hiç bitmedi. Şu an ağlayanlar var. Mutluluk gözyaşları bunlar hiç şüphesiz. Herkes birbirine sarılıyor. Ekip birbirine sarılıyor. Tabii ben bu noktadan inebilir miyim diye düşünüyorum. Hemen inmeye çalışacağım. Bir taraftan mikrofonumu ekiplere ulaştırmak için onlardan duygularını almak için bulunduğum noktadan inmeye çalışacağım. Beni indirir misiniz? Çok sağ olun. Düşeceğim bir dakika. Hemen şu noktadan inerse... İyiyim, sağ olun, tamam. Herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu bu noktada. Herkes birbirine sarılıyor. Montu nerede? Herkes birbirine sarılırken duygularını paylaşıyorlar. Çünkü saatler süren bir çalışmaydı. Tebrik ediyorum efendim sizi. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Nasıldı? Nasıldı efendim? Duygularınızı alabilir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizi var etsin. Durumu iyiydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, yerindeydi. Konuşuyor muydu sürekli? Konuşuyordu, kendisi çıktı. Kendi emekleriyle mi? Evet, kendi emekleriyle çıktı. Biz açtık yolunu. Kör bir noktada mıydı peki? Kör bir nokta. Masa gibi bir şey vardı. Onun arkasındaydı. Zaten ilk başta dedik. Benim ışığımı görünmüyor dedim. Ben ona kolonun altından ışık verdim. Işığı görünmeyince bizim umutlar arttı. Kolonu kapı şeklinde kırıp içeri sürünerek girdik. Melisa üzerindeki montunu, cüzdanını, telefonunu bırakmak istemedi. Onları çıkarttırıp masanları yerinde, kartonda süngerleri, onları söktürüp masaların arasından sürünerek kendisi geldi zaten bana kadar. Elinden destek alıp beraber çıkardık. Peki alanı var mıydı? Alanı vardı. Masa 24 yaşında Melisa. Çok, ben dedim Ürkü değil mi adı? Ürkü diye söylendi. Melisa kendisi söyledi. Soyadını bir daha alabilir miyiz? Melisa. Soyadını bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. 24 yaşında. Malatyalı olduğunu söyledi aslen. Malatyalı olduğunu söyledi. Benim burada olduğumu kimse bilmediğini söyledi. Annesinin içeride olduğunu söyledi. Onu nasıl alacaksınız? Biz sizin için Manisa'dan geldik dedik. Hep hani sürekli bir konuşma halinde yapıyor. Kendisinin sağlığı bu şekilde. Gördüğünüz gibi çünkü ilk yayının ilk başından bu yana sizlere belirtiyoruz. Ailesine çok ulaşılmadığı için isim olsun, yaşı olsun sürekli değişiyor. Adının Melisa olduğunu, 24 yaşında olduğunu dile getirdi bir taraftan. Ancak soyadı hiçbir şekilde bilinmiyor bu noktada. Ailesine ulaşılmadığı için de doğru bilgi veremiyoruz tabii ki de. 24 yaşında olduğunu, Melisa olduğunu biliyorum. Melisa Ülkü mü efendim? Melisa Ülkü. Melisa Ülkü olduğunu. 24 yaşında Melisa Ülkü. Konuştunuz mu? Şöyle gidelim. Biz, konuştunuz mu peki? Ya, ekiplerimiz görüştü. Ekiplerimiz kendisiyle görüştü. İlk etapta kendisi enkaz altından yardım istedi. Yardımın ardından annesinin de yakınlarında olduğunu ama vefat edebileceğini söyledikten sonra Aksaray AFAD ekipleri, Aksaray İtfaiyesi ekipleri ve PAK ekipleri enkaza giriş yaptılar. Daha sonra madenciler enkaz içerisinde kendisinin çıkabileceği bir alanı oluşturdular. O alan içerisinde de bir dolap cisim tespit edildi. O cismin arkasından kendisinin güvenli bir şekilde kendi emeklemesiyle kapıya kadar gelişini sağladılar. Peki bir şey sorabilir miyim? Yemek yedi mi etrafında? En son pazar günü yemek yemiş. En son pazar günü yemeğini yemiş. Enkaza düşmeden önce yemeğini yemiş. Ve tuvalet ihtiyacını da çarşamba günü gidermiş. Tamamen sağlıklı çıktı. Mutluyuz. Annesi yanındaymış. Doğru annesi, bilgi mi peki? Annesinin yanında. Yalnız annesi maalesef vefat etmiş durumda. AFAD PAK peşini bırakmayacak. AFAD ve PAK o enkazın altına girip annesinin de cansız bedeni olsa dahi onu da almayı başaracak.
Allah'ın izniyle. İçeride başka yaşam bulgusu var mı peki? İlk ulaşan ekip Aksaray Afet ekibi. Burada ses... Gördüğünüz gibi aslında bizler yayının ilk başından bu yana doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Melisa Ülke olduğu söyleniyor. 24 yaşında olduğu söyleniyor. Tabii elimizde güncel bilgiler tekrar geldikçe söyleyeceğiz. Efendim elinize kolunuza sağlık. Hepinizin emeği çok, çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Siz de canla başla çalıştınız. Ülkü'yü gördük. Melisa Ülkü olduğunu biliyoruz. 24 yaşında olduğunu biliyoruz. Sizler de gördünüz mü? Gördük. Allah nasıl hissediyorsunuz peki? İyidir şükür. Şükür kurtuldu, iyidir. Allah herkesten razı olsun. Sizin de emeğiniz çok. Arama kurtarma ekiplerinden biriydiniz. Gördük bizler de. Ulaştığınızda ilk olarak iletişime geçtiniz mi? Direkt olarak iletişime geçtik. Yani ses alındı, duyuldu. Sesten sonra tünel kazaraktan yavaş yavaş İHA olsun, afet olsun işte tek tek yani yardım kurumları olaraktan vatandaş birlik beraberlik içerisinde yavaş yavaş ilerledi ve Melisa'ya ulaştı. Melisa'yla ilk konuştuğumuzda hiçbir şekilde sıkıntısının olmadığını ve durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Ondan sonra her ilerlemede Melisa'yla tekrar konuşaraktan ilerledik ve sonuç olarak Melisa'yı çok şükür sağlam bir şekilde çıkardık. Teşekkür ederiz. Şu an Melisa Ülkü hastaneye sapasağlam sevk ediliyor diyelim. Tekrar sözü sizlere bırakalım.